Ay kıyamam sana. Bugün Fatma'nın annesi de geldi. Rahatsızlığından dolayı gelemiyordu. Bugün o da gelmek istedi. Hoş geldiniz. Hoş değilsiniz de işte laf ola beri gele. Kaybımızın ablası efendim. İşte kızı onun adına gelmişti günlerdir. Annem gelemiyor diye. Canım kardeşim. Şimdi iki tane konumuz var. Bir bağlantımız olacak. Bağlantımız şu. O da aslında diğer bir yeğen. Şaban Baş. Hani hatırlıyor musunuz? Özette de vardı. Kaybolduktan sonra, Hüseyin Kök kaybolduktan sonra telefonunu oğlunun aldığını söylemişti Fatma. İşte bununla ilgili Fatma'ya Şaban Bey bir telefon açtı ve dedi ki benle konuşurken çok başka şeyler söylendi. Bağlantıda şimdi kendisiyle bunu konuşacağız. Ama öncesinde biliyorsunuz Alaattin Bakal'la ilgili, diğer yeğen Alaattin Bakal'la ilgili çok sayıda telefon almıştık. İneklerinin alınıp paraların ödenmediği konusunda ben de bir çağrıda bulunmuştum. Teşekkür ediyorum. O çağrıma yanıt verdiler. Bu sadece bir yörenin şikayetleri, öyle söyleyeyim. İnebolu'nun şikayetleri. Onlar bir araya toplandılar ve savcılığa suç duyurusunda bulundular. Çünkü tek başına belki bunlar çok büyük anlam ifade etmiyor, bu tek başına başvuru. Ama birden fazla başvuru nitelikli dolandırıcılığa varan bir dava açılmasına sebep oluyor. En azından başkalarının da canı yanmasın. Yani evet, gene bir katkımız olsun bari memlekete. Çünkü evet, ben inanamıyorum, kabul edemiyorum bunu. Ya gerçekten insanların yapıyor. Bakın köyde insanın hani mal canın yongasıdır. O inekler hiç kolay büyütülmüyor. Çok büyük emek var. Ya köyde yaşayan insanlar çok büyük emek harcıyorlar. O ektikleri, diktikleri ekinlerle ilgili, hayvanlarıyla ilgili. Ben bilirim keçi doğurmuş, evine alıp sobasının yanında büyüten keçi. Yani böyle büyüyor onlar. Hiç kolay değil. Normal evin bir ferdi gibi. Sonra sen milletin ineğini, danasını, bilmem nesini, neyse al parasını ödeme. İşte bak bir diğer teyze mesela, işte izledik röportajını, oldu diyor ki yani şey gitti. Annem üzüntülü gitti. Şimdi Şaban'dan dinleyeceğiz. Ama öncesinde işte o başvuru. Hüseyin Kök'ün şüpheli kaybında iddiaların odağındaki yeğen Alaattin Bakal'la ilgili pek çok izleyicimiz yayınımıza bağlanarak dolandırıldıklarını ileri sürdü. Bizden inek aldı 5.000 liraya. Tamam doğru, 4.000 lira borcum var ona. Bu hayvanların paralarını iade etmemiş. Malını zorla mı aldım? Bunu kandırıyor, tamam mı? Orada kredi çektiriyor. Ben bu adamı tanımıyorum, bu adam hep yalan saçmalıyor şu anda. Borcunu ödedi mi? Hayır, tabii ki ödenmedi. Bir numaralı dolandırıcı oradaki adam. Mahkemeye niye gitmiş söylememiş, burada mı söylüyor şimdi? Benim babamı da dolandırıyor ya. Yaklaşık 7.000 TL civarında. Bu bir seneden bahsediyor. Bir sene olmadı ki zaten. Sen her şeye bir şey. Ben bir şey söylemiyorum artık. Yayına bağlanan herkese sesleniyorum. Arkadaşlarımız da sizi tek tek arayacaklar. Şikayeti olan şikayetlerini birleştirsin ve bu adam hakkında nitelikli dolandırıcılık davası açılması için savcılığa suç duyurusunda bulunun. Alaattin Bey her parasız kaldığında ona güvenen insanları ben buradayım, kaçmıyorum ki nasıl olsa öderim diyerek dolandırmaya devam edecek. Bunun adı beyefendi borç para almak değil, dolandırıcılıktır. Ben kanundaki yerini söylüyorum. 20 kişi, 30 kişi inek minek diyor, sen de kabul ediyorsun. O zaman git, o zaman hapse gir, kaç gün yatacaksan yat. O arada da milletin ineği de ahırında kalsın. Sen de gidip dadanma. Tamam. Alaattin Bakal'ın yaptığı ticarette kendilerini oyuna getirdiğini söyleyen mağdurlar yayınımızdan sonra el ele verdi. Ekibimizle birlikte savcılığın yolunu tuttu. Alaattin Bey'le nasıl bir iletişim içindeydiniz? Ne yaşadınız? Bize anlatabilir misiniz? Ona ara vermiştim ben. 2020 yılında 12 lira karşılığında bir inek video vermiştim. 8 lirası ödemişti, 4 lirası kalmıştı. 9 ay geçti aradan, hala ödemedi. Ben bundan şikayetçiyim. Alaattin Bakal denilen vatandaş geldi, güvenilir bir komşumuzdan almış bir tane. Biz de ona güvendik. Bir inek bir düve verdik. 8.000 lira karşılık 500 lira para verdi. Bana dedi bir ay müsaade edeyim, bir ay sonra altımda bir taksim var. Vermezsem taksiyi satıp size ödeyeceğim ve sizi mağdur etmeyeceğim dedi. Ama ne telefon açtı, ne arıyor, ne soruyor? Bir sene oldu yani. Yok mağduruz. Yayında da görünce arkadaşlar hep bir araya geldik. Şimdi de şikayetçi olmak için adliyeye gideceğiz. Ben kurbanlık toplayan teyze taciriyim dedi. Ben de tamam ben de satıyorum dedim. Bana başka veren tacirlerin fiyatını geçti 700 kat. 2 tane hayvanımı 4.750.000'ye aldı. Biz bu parayı bu ödemezse öderiz dediler. Senede 1-2 kerelik 600-600 para yattı. Sonra bir daha işten çıktı borcumu ödemeyeceğim diye. İflas ettim hayvanlarım. Tamamı bitti. Çok zor durumda kaldım o zaman. Biz bundan şikayetçiyiz. Alaattin Bakal'a ineği verdi. 2 milyara anlaştık. 2011 yılında biz de araba almıştık o zaman da. Arabanın parasını ödeyecektim. Mağdur olduk 10 sene sonra. Görünce Alaattin Bakal'ı Mügerni'ye katıldık. Şimdi de arkadaşlarla bir araya geldik, toplandık. Davacıyız. Anlaşma usulüyle 10 yıl önce hayvan verdim. 800 lira peşin verdi. Ama 3800 lirasını 8 gün sonra diye söyledi. 8 gün gelmedi. Ben de arkadaşlar gibi Müge Hanım da duyunca İnebolu Adliyesi'ne geldik. Toplu olaraktan davacıyım. Alaattin hakkında davacıyım. Alaattin Bakal hakkında savcılar şikayetlerini bildirmelerinin ardından mağdurların yanında bir kez daha ekibimiz vardı. Şikayetinde bulunduk, mağdurumuzu ilettik. Biz yandık, başkaları yanmasın, ibret olsun diye. İnşallah bundan sonrası gereken adalet yerini bulacak. Adalet yerini bulsun, Alaattin Bakal Allah'ından bulsun. Suç olan cezasını çekecek. Evet, bunlar sadece İnebolu'daki izleyicilerimiz ama çok sayıda böyle ihbarlar var. Köyde diyor ki acaba bir düşman vardı, Alaattin parasını ödemedi diye mi Hüseyin'e alıkoydu? Ama Alaattin bunu kabul etmiyor. Evet. Öyle bir şey olmaz diyor. Ama bu adam niye kayboldu? Siz de konuşuyor musunuz değil mi teyzeciğim? Konuşuyor musunuz kardeşinizle? Biraz zor diyor Müge Hanım. Sen söyle. Anne dayımla konuşuyorsun, onu soruyor Müge Hanım. Evet tabii, konuşuyorum tabii. Yavrum. İşlerine başarılar dilerim kızım. Kardeşimi bul yavrum benim. Allah benim bir tane kardeşim benim, bir şey yaptılar ona. Kimseden şey yapmıyorum ama beraber bulsunlar ya, bulalım kardeşimi ya. Yine bak telefon açtı. Abla bana para gönder dedi. O zaman da bayramdı, paramızı alamadık, gönderemedim. Kayıp oldu şimdi de. En son para mı istemiş? Canım kardeşim. Ne kadar istemiş? Ya o söylemez şeyini, para yolla der. Annem de ayaklarından rahatsız, bankaya şey yapmaz yani. Para çekemedi annem, çıkamıyorum demiş. Ben sana bayramdan sonra yollayayım kardeşim demiş. Öyle. Şimdi ona üzülüyor. O da ona üzülüyor, yollayamadım diye. Ölünceye kadar unutmam. Kardeşim bulunmazsa... bulunmazsa bana unutmayacağım onu yavrum. ben büyüttüm onları yavrularımı. Ay bak deminki abla da ben büyüttüm deyip işte benim evladım öyle oluyor ya. Biraz şey olunca çok kötü. Yani abla da anneye... Biz buraya şoya çık, benim kızım şoya çıkmış buraya da. Şov yapıyormuş. Benim kardeşlerim böyle söyledi. Yeğenlerim söyledi. Benim kızım buraya benim için çıktı. Ben kardeşimi arıyorum ya. Bir şov mu yapılır burada? Böyle şov yeri mi ya? Ay böyle vallahi, konuştular hepsi. Bak, bize söylediler. Dilemeyeceğim. Yani bunu dilemiyorum ama öyle öğrenmeyin. Düşmez kalkmaz bir Allah. Muhabirimiz Pembe Koç, Kayıp Hüseyin Kök'ün bir diğer yeğeni Şaban Baş'ın yanında, İstanbul Kartal'da. Günaydın. Oh, yeğenim. Şaban Bey günaydın. Günaydın. Günaydın efendim. Şimdi siz de bu haberi alınca köyü arıyorsunuz tabii ister istemez. Bu Alaattin'in hani ineklerinin parasını vermediği annesi, teyze sizin anneniz miydi? Feride Hanım. Evet. Ablamın. O da başka mı? Benim annem, evet. Feride Baş benim annem oluyor. Evet, yani siz de mi ineklerinizin parasını alamadınız? Kısım kısım bir kısmını verdikten sonra daha sonrasını akrabamız diye biz azat ettik. Zaten almaya kalkışmadık yani. Helalleştiniz Alaattin'in deyimiyle. Aynen. Annemle helallaşmadı. Zaten annem bitkisel hayattaydı ya. Annem Alzheimer hastası olduğundan dolayı 1,5 yıl yatakta bilinçsiz bir şekilde yattı. Sonunda insan bırakıyor, bıkıyor herhalde yani iste parayı nereye kadar bir yerden sonra bıkıyorsun. Yeni olunca. Peki şimdi siz Fatma Hanım'ı arayıp bir şeyler anlatmıştınız işte telefon meselesi, onu bize anlatır mısınız lütfen? Evet. Ben Feride Baş'ın oğlu Şaban Baş. Ben amcamın oğlu var burada Taşlıbayır'da oturan. O da Güllüce köyünde. Eşi Güllüce köyünden. olduğundan dolayı oradan o gün konuşmuşlar işte. Hüseyin kayıp, haberin var mı diye beni aradı amcamın oğlu. Ben de haberim yok olmadığını söyledim. Ben dedim teyzemin telefonu var, ondan öğrenirim şimdi. Ben sana geri dönerim dedim. Ve teyzemi aradım. Yani Alaaddin'in annesi. Teyzem tabii beni tanıyamadı ilk önce. Ben dedim Feride ablanın oğlu Şaban Baş. İstanbul'dan arıyorum dedim. Ha sen misin oğlum dedi bana. Beniyim dedim. Dedim ben bir şey duydum, doğru mu dedi. Dayın öldü dedi bana. Ay yavrum, nasıl öldü diye, nasıl diye ya, nerede öldürdüler ya. Ben dedim ki tamam dayım, teyze dedim, dayım nasıl öldü dedim. Hani şeker hastası olduğunu biliyoruz da. Nasıl öldü yani, öldüğünü bana bir anlatır mısın dedim. Oğlum dağda kayboldu dedi, ormanda kayıp dedi. Kayıpsa dedim gelir, yolunu kaybetmiştir dedim, biraz sonra gelir. Bilmiyorum dedi, telefonu kapattı. Ondan sonra zaten ben onun telefonuna ulaşmak istemedim. Ama size teyzeniz dayınızı sorduğunda öldü dedi. Öldü niye diye ya, nasıl oluyor bu laf ya? Aynen yani öldü demekle kayboldu demenin arasında fark var. İki tane mantık var. Evet. Önce öldü diyorsun, sonra kayboldu diyorsun. Kayboldu. Ondan sonra da anladığım kadarıyla işte Alaaddin Bey annesinin elinden telefonunu alıyor. Fatma da ona sorduğunda demişti ki annem şeker hastası, artık yalan yanlış konuşmasın diye ben elinden telefonunu aldım demişti. Aslında öyle şimdi, demişti. Hani neden telefonun elinden alındığı da puzzle'ın parçaları birleşince resmi çok daha iyi anlatıyor. Yani sizin bu yaptığınız açıklama son derece önemli bu anlamda. Bu zaten olayın olduğu gün, aradan 3-4 saat geçmişti. Yani benim onun konuşmalarım o telefonda kayıtlıdır. Bana söylediği kelime de birebir bu şekilde oldu. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski patronunu öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi.